YTEP Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu Bilgisayar Mühendisliği bölüm meslek tanıtımına hepiniz hoş geldiniz. Ben Özlem Üroğlu, kurumsal iletişim bölümündeyim. Aynı zamanda eğitim danışmanıyım. Bugün mühendislik fakültemizden Bilgisayar Mühendisliği bölüm başkanımız Sayın Profesör Doktor Gürhan Küçük hocamız bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Özlem Hanım. Hocamız sizlere öncelikli olarak bilgisayar mühendisliği bölümümüzün üniversitedeki eğitim sürecinden bahsedecek ve daha birçok alan işte mezun olduktan sonra neler yapabilirsiniz, nasıl bir kariyer planı sizi bekliyor, daha birçok konuda bilgi ve tecrübesini paylaşacak. Ben izninizle sözü hocama bırakmak istiyorum. Sorularınız olursa sorularınızı sonrasında hocamıza yönlendirebilirsiniz. Buyurun hocam. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Bir sunumum var, onu yansıtacağım size. Başarabildim mi acaba? Evet hocam. Şu anda ilk YTEP Üniversitesi ile ilgili slide var olması lazım. Evet hocam. Tamam. Bilgisayar Mühendisliği bölümü Yeditepe Üniversitesi'nin ilk kuruluşunda 96 yılında kurulan bölümlerden bir tanesi. Mevcut 3 tane mühendislik bölümü vardı. Ben de ilk işte mezun olduktan sonra, lisansımı aldıktan sonra araştırma görevlisi olarak başlamıştım Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde. O zamandan neredeyse bu zamana kadar da Yeditepe Üniversitesi'nde değişik pozisyonlarda görev aldım. 98'de yüksek lisansımı Yeditepe Üniversitesi'nde tamamladım. Ve ardından da State University of New York, Binghamton da bilgisayar bilimlerinde doktoramı tamamladım 2004 yılında. Ve tekrar geri dönüp bilgisayar mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam ettim. Ve şu anda da bilgisayar mühendisliği 2020 yılından beri de bilgisayar mühendisliği bölüm başkanlığını yapmaktayım. Lisans ve yüksek lisans programlarımız yine 96-97 akademik yılında burslu ve burssuz statüde öğrenci almaya başladılar. İlk lisans mezunumuzu 2000 yılında verdik. Tek bir öğrenci mezunumuz vardı 2000 yılında. Ve şu anda 2020 yılı sonu itibariyle 1000'e yakın mezunumuz bulmakta. Yurt içinde ve yurt dışında dünyanın aklınıza gelebilecek her bir noktasında. Bölümümüz öğrencilerin %15'i tam burslu ve %70'ten fazlası da %50 burslu olarak görülmekte. Program 4 yıllık bir program. Standart, yani bütün bilgisayar mühendisliği bölümlerine bakarsanız aynı şekilde işlendiğini göreceksiniz. Müfredatta yanda çok görünmese de biraz daha detaylı bahsedeceğim birazdan. Ama o da yine standart müfredatlardandır. Yani bilgisayar mühendisliğinin değişik bölümler, değişik üniversitelerdeki bilgisayar mühendisliği bölümlerine bakarsanız yine benzer programlara rastlarsınız. Burada İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren ve İngilizce gerektiren bölümlerden bir tanesi. Tüm dersler İngilizce işlenmekte, İngilizce bir program. Öğrenciler yaz stajı dahil toplam 143 kredi ve 240 Avrupa kredi transfer sistemine göre de 240 kredi Avrupa sistemine göre 45 tane ders almaktalar. Öğrencilerin 5. ve 6. yarıldan sonra bir 20 günlük yaz stajı yapmaları zorunlu. Ve yeni başlayan bir programla da fakülte içinde seçenekli olarak öğrenciler isterse dönem stajı denen başka bir staj yapabilmekteler. Ama bu dediğim gibi öğrencilere kalmış bir seçenek. Fakültede akademik yıl yüz ve bahar olmak üzere 14 haftalık iki dönemden oluşuyor. Ama öğrenciler isterse 7 haftalık yaz okulu programında da derslerini alabiliyorlar. İster işte geri kaldıkları dersleri tamamlamak ya da eğer ileriden ders almak istiyorlarsa bunları da yine bu yaz okulunda alabiliyorlar.
Aşağıda çift anadal programlarımızı görüyorsunuz. Genelde mühendislik ile ilgili bütün alanlarda çift anadal programlarımız var. Yine buna makine mühendisliğini de ekledik. Burada eksik görünmekte o. Yani göreceğiniz üzere genetikten endüstriye, elektrikten kimyaya, aklınıza gelen tüm mühendislik alanlarıyla çift anadal anlaşmalarımız da bulunmakta. Şimdi konuşmamın başında aslında bilgisayar mühendisliği nedir? Biraz ondan bahsetmek isterim. Burada bu bilgisayar mühendisliği özellikle sadece yazılım olarak anlaşılmakta çoğu zaman. Biz hem donanım hem de yazılım alanında karşılaşılan algoritmik süreçlerin bir şekilde çözümleri ve uygulamalarını içeren bir mühendislik dalı olduğunu söylüyoruz. Bunun yanı sıra teknolojik, ekonomik, yani teknolojik dediğimiz zaman artık günümüzde savunma sanayi de olabilir. Aklınıza gelen birçok teknolojik aslında gelişmede de öne çıkan bölümlerden bir tanesi. Ekonomik aynı şekilde işte bankalar, finans sektörü ve ekonomiyle ilgili birçok aslında yazılımın da yine öne çıkan çalışmalarının yapıldığı alanlardan bir tanesi. Bilimsel ve sosyal alanlarda da yine tahmin edebiliyorsunuz kullandığımız sosyal ağ programlarından işte değişik bilimsel çalışmalara kadar birçok konuda çözüm üretmeye çalışan mesleklerden bir tanesi. Öğrenciler 4 ana konuda bu eğitim alıyorlar. Sorunuz varsa bu arada sorabilirsiniz. Yani kesmek gibi düşünmeyin. Siz de arada sorularınız varsa onları da soru cevap şeklinde de yapabiliriz isterseniz. Mesela çizebilirsiniz böyle. Teori, soyutlama, tasarım ve uygulama 4 ana konu. Teori hesaplama konusunun matematiksel ve bilimsel altyapısını aslında teşkil etmekte ve bilgisayar mühendisliği bölümünde aslında önemli, en önemli konulardan bir tanesi bu altyapı, matematik altyapısı. Ardından soyutlama, bu matematik bilgisi ve bilimsel altyapıyı kullanarak işte bir problem çözümü için ilk önce bu problemi modellemeniz gerekmekte bilgisayarda. Bu aslında ona karşılık düşmekte. Bunun için de veri yapıları, yani 1 ve 0'lardan oluşan bir bilgisayar belleğinde ya da içinde 1 ve 0'ları işleyen bir bilgisayarda siz bu gerçek hayat problemlerini, işte bir görüntüyü, bir animasyonu, bir videoyu nasıl tanımlayacaksınız, nasıl yapılandıracaksınız, nasıl tutacaksınız? Teori aslında bizim bu bilgisayar bilimlerinin altyapısı. Yani bütün kavramlar, kuramlar hepsi aslında teoride de sayılabilir. Bunları bildiğiniz zaman üzerine bir şeyler yapılandırmanız, işte bir uygulamaya çevirebilmeniz mümkün oluyor. Yani her şeyin aslında başlangıcı. Hatta şöyle örnek verebiliriz. Mesela otomat teorisi diye bir ders mesela verilmekte, 3. sınıf dersi olarak. Bu ders kapsamında aslında bilgisayarların neye uygun oldukları, ne gibi problemlere uygun olmadıklarını da mesela öğrenebiliyorsunuz teori dersinde. Yani şu anda mesela bilgisayarın sanki böyle her şeyi çözebilecek bir program ya da bir makine olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ama gerçekte bu böyle değil. Bazen bazı problemler var ki bunlar şu andaki günümüzdeki veya gelecekteki bilgisayarlarla da çözülemeyecek problemler. Bu problemlerle ilgili ve bu problemlerin yapısı ve neden çözülemediği ile ilgili bilgileri mesela bu teori derslerinde görüyor olacaksınız. Ve tasarım ve uygulama ise bildiğiniz üzere önce bir problemin çözümü için bir tasarım yapmanız gerekiyor. Aynı herhangi bir başka mühendisin, inşaat mühendisinin işte köprüyü tasarlaması gibi yapmadan önce ya da bir işte elektrik elektronik mühendisinin bir tasarım yapması gerekiyor. Bir elektrik ya da elektronik sistemi gerçekleştirmeden önce. Burada da aynı şekilde bu tasarımın yapılması gerekiyor ki o yazılım ve donanım süreçlerinin doğru çalışabilmesi ve bir şekilde
ileride de tekrar yönetilebilmesi için gerekli adımlardan bir tanesi. Burada kullanılabilecek araçlarda işte programlama dilleri, yani biliyorsunuz yazılımda birçok programlama dili kullanılmakta. Veri tabanları bir şekilde bizim bu elimizdeki bilgileri bir yerde depolayabilmemiz ve çok hızlı bir şekilde erişebilmemiz için gerekli. Ağ protokolleri, istemci sunucu mimarisi, yani bir şekilde bu haberleşmenin, bilgisayarlar arası haberleşmenin güvenilir bir şekilde olması mesela önemli noktalardan bir tanesi. Ve yapay zeka gibi başka şu anda çok böyle hype, güncel konulardan mesela bahsedebiliriz bu araçlar konusunda. Bilgisayar mühendisliği aslında programlarında müfredata baktığınız zaman işte temel bilimler, temel mühendislik, sosyal bilimler de dahil birçok dersten bahsediyoruz. Ama özellikle tabii bilgisayar bilimleri derslerini içermekte. Bilgisayar mühendisi işte aslında temelinde bu bahsettiğim biraz önce de teori dersler, matematik altyapısı ve programlama dersleri ve bunların işte soyutlamaya yardımcı olacak veri yapıları, mantık tasarım ilkeleri, sayısal sistem tasarımına giriş gibi donanım dersleri, işte nümerik analiz ve sistem programlama gibi daha böyle bilgisayarın donanımıyla haberleşmeye ya da konuşmaya çalışacak daha alt seviye sistem yazılımları ve yazılım geliştirme yöntemleri gibi dersler verilmekte. İleri sınıflarda ise özellikle 3. sınıftan itibaren işte işletim sistemleri tasarımı, sinyaller sistemler, otomat teorisi, biraz önce bahsettiğim işte o hesaplanabilir ya da hesaplanamaz olması bazı problemlerin ya da çözülüp ya da çözülemez olması ile ilgili, bilgisayar organizasyonu, dosya organizasyonu, veri tabanı yönetim sistemleri ve uygulamaları, programlama dillerinin özellikleri, nesneye yönelik programlama yöntemleri, veri haberleşme ve bilgisayar ağları ve yazılım mühendisliği gibi konular işlenmekte. Bunun dışında öğrenciler isterlerse değişik alanlarda toplamda 5 tane değişik ders alabilmekte seçmeli olarak. Bunların 3'ünün bilgisayar mühendisliği bölümünden alınmasını istiyoruz. 2 tanesi yine diğer mühendislik bölümlerinden de öğrenciler tarafından alınabilmekte. Burada da yine çok geniş bir yelpazede bir ders havuzumuz var. Bilgisayarlı görü, bilgisayar grafiği, görüntü işleme ve örüntü tanıma, bilgisayar mimarisi, sayısal sistem tasarımı, bilgisayar güvenliği, yapay zeka makine öğrenmesi yazılım testi, veri bilimi ve büyük veri analizi, otomotiv yazılımı, sanal gerçeklik ve mobil sistemlerde uygulama geliştirme dersleri mesela şu anda açtığımız ve öğrencilerin alabildiği güncel teknik seçmeli havuz listemiz. Son sınıf öğrencileri bunun sonunda bir tane bitirme projesi ya da mühendislik projesi dediğimiz dersi alıp orada da bütün bu bilgilerini toparlayıp bize bir ürün geliştirmeleri, yazılım veya donanım olabilir ve bunun sunumunu yapmalarını, bir teknik raporunu hazırlamaları istenmekte. Bu öğrenci bu bitirme projesini bitirdiği zaman da ortalaması da işte 4 üzerinden 2'yi sağladığı zaman mezuniyete hak kazanmakta. ACM bu aslında bilişimin en büyük derneği Amerika'daki. Bu Computing Machinery diye geçiyor. Ve bir çalışma yapmışlar geçen de. Bilgisayar mühendisliği ya da bilişimdeki sektörlerde çalışmanın neden gerekliliği ya da neden bu alanlarda eğitim almalıyız ile ilgili 10 tane madde çıkarmışlar. Bunları ben hızlıca geçmek istiyorum ama bir tanesi görüyorsunuz yani artık insansız işte sürücüsüz arabalar, işte uzaktan ameliyatlar, uzaktan görüyorsunuz işte diş protez oluşturulması ya da sanal gerçeklikle bir makinenin tamiri gibi birçok alanda artık hayatımızın parçası. Gördüğümüz herhangi bir dijital ürünün üzerinde bir donanımın üzerinde kesin bir yazılımda çalışması gerekiyor. O yüzden bilgisayar şu anda hayatımızın her alanında ve önümüzdeki senelerde de bu çok da değişecek gibi durmuyor açıkçası. Bilgisayar alanında uzmanlaşmak zorlu ve karmaşık problemleri çözme yeteneği kazanmamıza yardımcı olur. Bu özellikle böyle bulmaca çözmeyi ya da problem çözmeyi seven bir yapıya sahipseniz o çok eğlenebileceğiniz mesleklerden bir tanesi. Çünkü devamlı problemlerle uğraşıyoruz. Değişik alanlarda değişik problemleri çözmeye çalışıyoruz. O yüzden
Bu yeteneğin kazandırılmasına ilk hedeflerimizden bir tanesi. Bilgisayar bilimleri dünya üzerinde pozitif yönde bir değişim yaratmanıza olanak sağlıyor. İşte aklınıza gelen çok değişik alanlar var. İşte bilim özellikle aşı çalışmalarında bile şu anda bilgisayar kullanılmakta, simülasyonlarda bilgisayar kullanılmakta. Mühendislik, işletme, eğlence sektörü, oyun tasarımı, özellikle mobil oyunlar oynuyorsanız şu anda çok büyük bir sektör haline geldi. Eğitim yine aynı şekilde şu anda bu alanların hepsinde, sağlık alanında pozitif bir yönde değişime olanak sağlamakta. Kazançlı bir kariyer imkanı sağlamakta, bunu çok tartışmaya gerek yok. Şu anda aranılan mesleklerden bir tanesi yurt içinde ve yurt dışında. Bilgisayar mühendisliği diplomanızın olması dünya üzerinde herhangi bir yerde iş bulmanızın aslında kapısını açan bir araç o diploma. Nerede olursanız olun iş imkanları kalıcı, biraz önce bahsettiğim şekilde. Bilgisayar bilimleri alanında uzmanlaşmak asıl kariyer tercihiniz ne olursa olsun size avantaj sağlamakta. Bunu da tahmin edebiliyorsunuz artık, yani isterseniz başka bir mühendislik alanı olsun, isterseniz başka bir, tamamıyla başka bir meslek olsun, bilgisayar bilimleri alanında uzmanlaşmak sizi hiçbir zaman aşağı çekmeyecektir. Devamlı itici bir güç olacaktır arkanızdaki. Bilgisayar bilimleri yaratıcılık ve yenilikçilik olanakları veriyor. Özellikle yaratıcılık ve yenilikçilik bu alanlarda kendinizi iyi görüyorsanız bu bilgisayar bilimleri sizi bunları daha çok pekiştirmenizi ve kullanmanıza fayda sağlayacaktır. Ekip çalışması veya bireysel çalışma seçeneklerine sahip. Yani böyle devamlı ekip içinde olmanız gerekmiyor ya da bireysel çalışmanız gerekmiyor. Tamamıyla seçeneğe bağlı. Çok yönlü bir akademik hazırlığın önemli bir parçası. Bu kabul ediliyor ki bütün üniversite ve işverenler aslında artık bilgisayar bilimleri ve alanında uzmanlaşmayı çok yönlülüğün göstergesi olarak kabul etmekte. Ve son olarak bilgisayar alanındaki gelecek olanakları şu anda sınırsız olarak ifade edilmekte. Yani şöyle söyleyeyim, bir yıl sonra ne olacak, şu anda ne gibi gelişmeler olacak onu bile kestirmek çok mümkün değil. O yüzden çok etkileyici ve heyecan verici bir aslında gelecek bekliyor bilgisayar mühendisliği tercihi yapanlar. Bilgisayar mühendisliği Yeditepe Üniversitesi'nde diğer bilgisayar mühendisliğinden farkı nedir ya da özellikleri nedir? Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi ufak çekirdek bir kadromuz var. Yeditepe Üniversitesi bir vakıf üniversitesi biliyorsunuz. Vakıf üniversitesinde de böyle devlet üniversitelerindeki gibi çok büyük kadrolara ya da geniş kadrolara rastlamazsınız. Burada daha çok her bir öğretim üyesinin bir değişik alanlara özelleşmiş olmasını beklersiniz. Aslında burada da onu görüyoruz. Burada şunu biraz daha kenara alabilirsem belki ya da şuradan kapatabiliyor muyum? Evet. Gördüğünüz üzere işte Sezer Hoca daha çok donanım, bilgisayar donanım güvenliği, sayısal tasarım, yani bilgisayar donanımı ile ilgili araştırmalar ve çalışmalar yapmakta ve dersler vermekte. Şebnem Hoca kablosuz duyarlı ağlar, IoT, Internet of Things, akıllı şehir uygulamaları, daha çok bilgisayar ve bilgisayar ağlarıyla ilgili çalışmalar yapmakta. Mert Hoca yazılım mühendisliği ve yazılım mimariyle ilgili araştırma ve çalışmalar yapmakta. Bilgisayar güvenliği Onur Hoca, işte paralel hesaplama ve işte oyun geliştirme, sanal artırılmış karma gerçeklik Esin Hoca. Bu e-sağlık, mobil sağlık, insan cihaz etkileşimi gibi alanlarda Taha Hoca, Funda Hoca nöro görüntüleme, nöro göre bildirim, yapay sinir ağları, biyosensörler, robot insan etkileşimi gibi alanlarda. Murat Kalender bizim yarı zamanlı öğretim üyemiz, veri bilimi, doğal dil işleme, büyük veri gibi alanlarda. Dionysi Hoca daha çok bilgisayarlı görüntü rekonstrüksiyonu ve makine öğrenmesi, tıbbi uygulamalar gibi alanlarda. Mustafa Hoca yine evrimsel hesap, kablosuz duyarlı ağlar, ağ simülasyonu, ağ modelleme ve güvenli ağ haberleşmesi gibi alanlarda. Erkan Hoca makine öğrenmesi, yapay sinir ağları, derin öğrenme, hücresel otomata, robotik gibi araştırma alanlarında. Ve ben de bilgisayar mimarisi, daha çok böyle günümüzdeki
modern işlemciler, ön bellek sistemleri, bellek sistemleri ile ilgili daha çok düşük güç ve düşük enerji harcayan ve yüksek performans hedefli, adaletli işlemciler konusunda araştırmalar yapmaktayım. Bir de tabii bunun dışında bir yarı zamanlı öğretim üyemiz daha var. Süha Bey, Süha Bayraktar, Turkcell'den. Turkcell'de yönetici olarak çalışmakla beraber bizde de bu dönem mesela yazılım girişimciliği adında bir teknik seçmeli ders açmakta. Bilgisayar mühendisliği biliyorsunuz diğer mühendislik bölümlerindeki gibi Erasmus ve Exchange anlaşmaları var. Bununla işte Erasmus'la Avrupa, Exchange'le de tüm dünyada değişik üniversitelerde bir ya da iki dönem gidip orada okuma ve derslerinizi saydırma ve derslerinizi yani hiçbir gecikme olmadan tamamlama şansınız bulunmakta. Fakültede en fazla Erasmus anlaşması olan bölümlerden bir tanesiyiz. Exchange de zaten biliyorsunuz belki üniversiteler arası yapılan bir anlaşma. Orada da Yeditepe Üniversitesi'nin anlaşma yaptığı Amerika, Kanada, işte Japonya gibi değişik diğer dünyadaki üniversitelerle değişim programlarına katılabiliyor öğrenciler. MÜDÖK akreditasyonumuz var. Akreditasyon 2008 yılından beri bölümümüzde ve aralıksız 3 dönemdir kesintisiz devam ettirmekteyiz. Akreditasyonun en önemli aslında vurgulayabileceğimiz noktası diploma tanınırlığı. Washington Accord dediğimiz aslında Amerika ve Kanada, EURACE dediğimiz Avrupa ve işte Washington Accord aslında Avustralya gibi başka diğer kıtalarda da tanınmakta. Neredeyse dünyanın her yerinde tanınabilir bir diplomamız var. Böyle bir diplomanın yanında belge ve bu da Avrupa için sunulmakta ve bunu verdiğiniz zaman, gösterdiğiniz zaman diplomanızın denk olduğu kabul edilmekte ve bunun için işte özellikle yurt dışına başvurularınızda kendinizi parçalamanıza, işte ben bunları biliyorum diye anlatmanıza gerek yok. Yani bu zaten o görevi görüyor. Araştırma gruplarımız, 10 tane araştırma grubu var. İşte benim ileri bilgisayar mimarisi grubundan yapay zeka, sanal gerçeklik, yaygın sistemler, FPGA ve gömülü sistemler gibi yazılım ve donanım alanında birçok değişik çalışmaların, araştırmaların yapıldığı 10 değişik araştırma grubu bulunmakta. Ya bunları hızlıca geçiyorum ama gördüğünüz üzere Sezer Hoca'nın laboratuvarı burada donanım güvenliği ve tasarımı ve şu anda yürüyen ve bitirilmiş projeler, işte kuantum haberleşme şu anda devam etmekte olan bir proje. SİD'den çok şeker çekirdekli mikrodenetleyici sentezi ve sayısal yongo çoklu darbe üretim testleri için hata emülasyon yönteminin geliştirilmesi gibi projelerde tamamlanmış projelerden. Ta Hoca'nın laboratuvarı bahsettiğim üzere e-sağlık ve mobil sağlık üzerine daha çok çalışmakta. Ama insan cihaz etkileşimi, lokasyon bazlı servislerle ilgili araştırmalar da yapılmakta. Erkan Hoca'nın laboratuvarı yapay sinir ağları, hücresel otomata, evrimsel hesaplama ve robot insan etkileşimiyle ilgili çalışmalar yapılmakta. İşte doğal dil işleme bunlardan bir tanesi. Burada kendisi örnek vermiş. Mesela Arsenal'da pas krizi diye bir cümle olduğu zaman Arsenal işte sonuçta bir futbol takımı olduğunu çıkarabiliriz. Ama pas dediğimiz zaman burada pas Türkçe'de iki anlama geliyor. Bir tanesi futboldaki pas, diğeri de işte bir metal üzerindeki pas. Şimdi burada o zaman biz bunu bu cümleye bakarak nasıl çözebileceğiz, nasıl anlayabileceğiz gibi değişik problemler var. Yani bir dilin başka bir dile tercümesi ile ilgili ya da anlaşılması ile ilgili bu doğal dil işleme problemleriyle üzerine çalışmakta. Kablosuz duyar ağlar laboratuvarında işte yapılan çalışmalar ve şu anda devam eden bir tane yurt dışı uluslararası proje. Şu anda burada bu proje de başladı ve öğrencilerle devam ediyor.
Yazılım mühendisliği laboratuvarı Mert Hoca'nın laboratuvarı. Burada da yine yazılım mimarileri, tersine mühendislik, yazılım ekosistemleri, akıllı şehirler gibi çok değişik alanlarda çalışmalar yapılmakta. Ulusal ve uluslararası projeler yürütülmekte ve burada sadece yüksek lisans ve doktora değil, lisans öğrencileri de görev almakta bu projelerde. Aynı şekilde benim bilgisayar mimarisi laboratuvarı. Burada da yine yüksek performans, düşük enerji ve bellek sistemleri ve işlemci mimarileri üzerine çalışmalar. Yürümekte olan ve tamamlanmış TÜBİTAK projelerini buraya listeledim. Burada resimde şu ENIAC 1947 yılındaki ilk böyle bilgisayar diyebileceğimiz sistemlerden bir tanesi görüyorsunuz. Bir oda boyutunda birçok kablo var üzerinde. Ve bu kablolar işte teması bazen kesiliyor, onların düzeltilmesi gerekiyor. Burada bunları da düzeltmek, işte devamlı çalışır halde tutmak için de böyle kişiler bu bilgisayarın çevresinde odada dolaşıyor. Bu da 1996 yılında aynı geliştirilen üniversitenin, Pennsylvania Üniversitesi'nin geliştirdiği çip. Görüyorsunuz bir parmağın üzerindeki çok ufak bir yer kaplamakta. Şimdi teknoloji, proses işlemci teknolojisi o kadar ilerledi ki şu anda bu bile çok büyük. Yani şu anda toz zerresi kadar bir boyutlara gelmiş durumda ENIAC çipi 2020 yıllarında. Burada da bizim yaptığımız çalışmalarla ilgili detaylar var. Onları hızlıca geçiyorum. Sanal gerçeklik laboratuvarımız var. Burada artırılmış gerçeklik, karma gerçeklik, oyun geliştirme, tıbbi uygulamalar, engellilere yardımcı teknolojiler gibi çalışmalar yapılmakta. Hesaplamalı sinir bilim ve görsel algı laboratuvarında, Funda Acun'un laboratuvarı. Burada da beyin ve insan yapay sinir ağları ilişkisi çalışılmakta, biyosensörler çalışılmakta. Bu da yine çoklu disiplinli aslında çalışmalardan bir tanesi. Özellikle Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Tıp Fakültesi ile ortak projeler devam etmekte. Burada da aslında merak ettiğiniz noktalardan bir tanesi, mezunlarımız neler yapıyor? Sektörel bir dağılımı oluşturduk. LinkedIn sayfasındaki hesaplarından ve diğer hesaplardan topladığımız bilgiyle. Görüldüğü üzere %75'i mühendislik yapmakta, çok doğal olarak. Aşağıda da yaklaşık bir %60'lık kısmı mezunlarımızın yönetici veya yönetimsel pozisyonlarda çalıştığını görmekteyiz. %40'a yakını yüksek lisans ve doktorasına devam etmekte. Özellikle son yıllarda şirketlerde özellikle Ar-Ge departmanlarının açılması için doktoralı çalışanlara ihtiyaç olduğu için şirketlerde özellikle yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam edenlere büyük ayrıcalıklar sunmakta, onları teşvik etmekte. O yüzden bu yüzdenin en azından kalıcı olduğunu düşünüyoruz veya daha da artacağını da düşünüyoruz. Son olarak da mezunlarımız neler yapıyor? Böyle uzun bir liste hazırladım. Artık bu listede aklınıza gelen tüm sektörler bulunmakta. Ama buradan baktığınız zaman çok da böyle okunabilir bir liste değil. Çok fazla şirket olduğu için. Ben biraz gruplamaya çalıştım. Bunlar A'dan K harfine kadar olanlar. Kurumsal şirketleri çıkardım. Mesela burada hemen gördüğünüz Amazon, Dell, Google, Arçelik, Cisco, Hitachi, IBM, Intel. Yani aklınıza gelen büyük kurumsal şirketlerin neredeyse hepsinde çalışan mezunumuz var. Bu savunma sanayi, işte kamu ve özel, işte Aselsan, Havelsan, Kale, Aerospace gibi şirketlerde çalışanlar var. Telekom şirketleri var. Alcatel, Ericsson, Huawei, Intelicom, Avea, Cisco gibi. Ve bolca tabii banka var. Bankaların şu anda çok fazla ihtiyacı var. Özellikle Ar-Ge departmanlarında bilgisayar mühendisleri çoğunlukla aramakta. Bunun dışında oyun şirketleri, işte Gamegos, Game Ghost'a diyebilirsiniz. Gram Games, bunlar Türk orijinli şirketler.
ve üniversiteler. Burada öğretim üyesi seviyesinde olanlar da var, yüksek lisans doktora yapanlar da var. Aynı şekilde K harfinden Z harfine kadar diğer ikinci bir grup liste. Ve burada da yine Koç Sistem, Microsoft, Siemens, Sony, Vestel, Oracle, Samsung aklınıza gelen kurumsal şirketler. RocketSun, TÜBİTAK gibi araştırma ve savunma sanayi şirketleri, telekom şirketleri, Vodafone, Verizon, Türk Telekom, Turkcell, Netaş gibi ve yine finans bankalar ve oyun şirketleri ve üniversiteler listelemeye çalıştım. Atladığım tabii çok şey var. Mesela market zincirleri, Migros. Mesela Migros aslında Ar-Ge departmanı olan şirketlerden bir tanesi. Ki aslında artık bütün market zincirlerinin araştırma geliştirme departmanları var ve orada çalışanlarımız da var gibi. Bu da yurt dışı haritamız. Yüksek lisans ve doktorasını yapanların nerede yaptıklarını gösteriyor. Bu da nerelerde çalıştıklarını gösteriyor. Gördüğünüz üzere dünyanın neredeyse her tarafına dağılmış durumdayız. Özellikle aşağıdaki Güney Amerika ve Afrika biraz daha az. Ama daha çok ağırlıklı olarak Kuzey Amerika, Avrupa ve işte Asya tarafında Japonya ve Avustralya'da çok fazla çalışan mezunumuz bulunmakta. Bunlar da bizim gurur tablomuz. Öğretim üyesi olarak devam eden mezunlarımız. Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde Özlem, Ayşegül, Işık Üniversitesi'nde İsa Doğuş, Şadi şu anda Antalya Bilim'de. Hamdi Bilkent Üniversitesi'nde, Mustafa en son Çin'deydi ama sanırım şimdi İstinye Üniversitesi'nin Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı oldu. Hüseyin de şu anda Amerika'da. Ve tabii yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerimizden de şu anda potansiyel bu konuma gelecek çok fazla sayıda mezunumuz bulunmakta. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız varsa onları alabilirim. Dilim döndüğünce açıklamaya çalışayım. Evet hocam, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok hazırlamışsınız. Çok detaylı. Evet, sanırım bir soru var. Berat mı? Berat'tan mı geliyor soru? Hocam, bir bilgisayar mühendisi öğrencisi sınavına nasıl hazırlanır ya da nasıl sınavlara girer? Yani bilgisayar mühendisliği okurken lisans seviyesindeki sınavlardan bahsediyorsunuz değil mi? Hı hı, hı. Şimdi burada şimdi pandemi dönemi nedeniyle biraz daha farklılıklar oluştu tabii. Yani artık online sınavlar yapıyoruz. Biraz daha böyle işte açık kitap olabilecek sınavlar yapmaya çalışıyoruz. Ya da hani hemen bilgiye ulaşıp da onların copy paste yapılamayacağı sınavlar yapıyoruz. O yüzden şu andaki ortamımız biraz daha zor. Ama genelde yüz yüze sınavda bizim istediğimiz şey öğrencinin kesinlikle bir dersleri takip etmesi gerekiyor. Yani bazı derslerde şey düşün ya da başka bölümlerde şey düşünebilirsiniz. İşte yani sonuçta üniversite. O yüzden derse takip etmesek de bir şekilde kitaptan çalışabiliriz ya da işte internet var, başka yerlerden bakıp yapabiliriz. Burada özellikle derslere katılım ve derslerin izlenmesi ve laboratuvarların izlenmesi önem kazanıyor. Bizim derslerimizin bütün içeriklerine bakacak olursanız, yani sadece teori değil, mesela bir bilgisayar dilleri dersi öğretilirken İşte ben orada işte bilgisayar dillerinde değişik yapıların anlatmasını tahtada yapabilirim. Ama öğrencinin bir de laboratuvara gidip bunları deneyebilmesi lazım. Laboratuvar bilgisi de, tecrübesi de gerekiyor. O yüzden bizim bütün derslerimizde neredeyse teorinin yanında bir de laboratuvar bilgisini test ettiğimiz laboratuvar kısmı, bu uygulama kısmı bulunmaktadır. O yüzden öğrencilerin bu iki kısımda da becerili ya da başarılı olmasını beklemekteyiz. Yani sadece teoriden, işte sınavlardan yüksek puan almakla öğrenci dersten geçemeyebilir. O yüzden hem laboratuvar, hem uygulama kısmını, hem de teori kısmını çalışarak başarmasını bekliyoruz. Kağıt üzerinde sınav yapıyorlar yani.
Kağıt üzerinde evet. Yani şu anda tabii onlar yine o pandemi dönemi nedeniyle online yapılmakta. Ama yani sonuçta bizim teorik bir derste anlattığımız şeyleri kağıt üzerinde yazmasını istediğimiz şeyler de var. Ama bilgisayar başında uygulama yapmasını istediğimiz kısımlar da var. Evet yani. Mesela 2 saat işte bir laboratuvar dersi varsa orada işte size bir şey veriliyor, bir kağıt veriliyor ve işte bunu bir şekilde gerçekleştirin ya da çalışır hale getirin deniyor. Ve o 2 saatlik zamanda sizin oturup baştan onu çalışır hale getirebilmeniz bekleniyor sizden. Bu da yani teoriden çok daha farklı. Yani çünkü bilgisayarda özellikle bir şeyleri denemek, bir şeylerin çalışıp çalışmadığını görmek ve özellikle bol bol hata yapmak gerekiyor. Yani şu anda ben de mesela sıfırdan bir kod yazsam kesinlikle bir hata olacaktır ve onu tekrar düzeltmem gerekiyor. Burada aslında öğrencilerden şöyle bir soru da geliyor. Yani bilgisayar mühendisi olmak için ne gibi özellikler olması bekleniyor diye. Burada da onlara söylediğim en büyük şeylerden bir tanesi sabırlı olmak gerekiyor. Yani ve hırslı olmak gerekiyor. Yani sabırlı olmak şu açıdan gerekiyor. Çünkü sabredemezseniz bir şeyleri hızlı yapmaya ve bitirmeye çalışırsanız büyük ihtimalle bir yerlerde hata olacak ve sonra tekrar geri dönmeniz gerekecek. Hırslı olmazsanız da işte ben bunu yapamıyorum diye bırakırsanız da o zaman büyük ihtimalle bilgisayar mühendisliği size göre bir meslek değil, başka bir meslek olabilir. Burada daha uygun olabilir. Ama çünkü burada karşınızda bir insan yok ya da bir canlı yok ve kesinlikle affetmeyen bir makine. Yani hata varsa bu sizden kaynaklanan bir hata ve bunun düzeltilmesi de size ait. Yani bunu mesela bir şirkette de çalıştığınız zaman bunu düzelteceksin diye söylerler ve onu sizin düzeltmeniz beklenir ve onu düzeltemediğiniz zaman da o zaman ürün çıkmıyor. Yani yarı ürün diye bir şey yok. Yani ya çalışacak ya çalışmayacak. Yani böyle mesela bir bankaya uygulama yazdığınız zaman ben işte bu banka uygulaması 999 kere çalışıyor ama bir kere de çalışamayabiliyor. Hata verip çıkıyor mesela. Böyle bir şey deme şansınız yok. O yüzden özellikle savunma sanayinde işte gelen bir füze var ve ona vurulması gerekiyor gerçek zamanda. Orada işte 1 milyonda bir vuramayabilir falan diye bir şeyiniz yok. Yani ihtimaliniz bile yok. Anlatabiliyor muyum? O yüzden çok sabır ve hırs gerektiren bölümlerden bir tanesi diye söyleyebilirim. Anladım. Peki bilgisayar mühendisi öğrencisi neden yazılı sınava girer ki? Ben hep proje üretmesini beklerdim. Yani not almak için. Şimdi dediğim gibi bazı dersler teorik dersler de var. Bilgisayar mühendisliği sadece bilgisayar başında devamlı program yazdığınız bir ders bölüm olarak düşünmeyin. Bazı şeylerin teorisini de öğrenmeniz gerekiyor. Tasarım yapmanız gerekiyor. Tasarımı da genelde kağıt üzerinde yaparsınız. Şimdi mesela öğrenciler hani bitirme projesi ya da mühendislik projesi yapıyor demiştim. Burada öncelikle bu 3 aylık dönemde ya da dönemde öğrencinin ilk başta ne yapacağını, o ürünü tasarlaması gerekiyor. Bunu da kağıt üzerinde yapıyor. Mesela bir mobil uygulama geliştirecekse o uygulamanın ekranları nasıl olacak? Nerede düğme olacak, nerede olmayacak? Yani bunu oturup da çalar kalem direkt uygulamayı geliştirmek değil de ilk başta bunun tasarımı olması gerekiyor. Hani diğer mühendislerin nasıl bir blueprint bir şey vardır, taslak şeyi vardır. Üzerinde çizim yaparlar, işte bir inşaat mühendisi ona göre tasarım yapar. Burada da o tasarımın yapılması gerekiyor. Şöyle bir örnek daha vereyim. Mesela bu dönem çalışan, bitirme projesi çalışan öğrencilerden bir tanesi görme engelliler için mobil bir uygulama geliştiriyor. İşte herkes kitapların sayfalarını okuyacak ve o okunan sayfalar, ses dosyaları birleştirilip işte görme engellilere sunulacak. Yani böyle bir ortamda şimdi bu mobil uygulama nasıl olmalı? İlk başta onun tasarımını yapıyor. İşte görme engelli birisi geldiği zaman nasıl çalıştıracak? Yani mesela ekran işte bir cep telefonu işte alttan ya da ortadan ikiye ayrılacak. Alta bastığı zaman dinleyici ya da işte görme engelli bir arayüzü oluşacak. Ama aksi takdirde siz okumak istiyorsanız mesela kitabın değişik sayfalarını okuyup katkıda bulunmak istiyorsunuz. O zaman da yukarıdaki tuşa basıp ona göre yapacaksınız. Ve bunların hepsi sonuçta çok büyük tasarım gerektiriyor. Yani çala kalem başladığınız zaman büyük ihtimalle tekrar başa dönüp bu tasarımı tekrar gözden geçirmenizi gerektirecek şeyler. O yüzden kağıt kalem, bilgisayar mühendisi kağıt kalem kullanır. Yani kullanması gerekiyor.
Hocam sanırım Selin'in bir sorusu var. Selin Demirayak. Merhaba hocam. Merhaba. Şunu sormak istiyorum. Sizce bu bölümü okumadan da Udemy, Coursera gibi yerlerden öğrendiğimiz yazılım ile yani öğrenebilir mi? Veya öğrenildiğinde başarılı bir ürün ortaya konulabilir mi? Teşekkür ederim şimdiden. Teşekkürler. Önemli sorulardan bir tanesi. Şimdi bilgisayar mühendisliği genelde programcılık veya işte sadece yazılımla karıştırılmakta. Bilgisayar mühendisliği daha en başta da söylediğim gibi donanım ve yazılımın aslında bir şekilde ortak öğrenildiği ve birbirini gerektirdiği bölümlerden bir tanesi. Bir mühendislik alanı. O yüzden yani yazılım yine yazarsınız. Ama bunun gerçekten bir mühendislik ürünü olarak çıkması, bir yazılımın ya da donanımın mühendislik ürünü olarak çıkması için bilgisayar mühendisinin elinden geçmesi gerekiyor. Şimdi şöyle bir örnek daha vereyim. Şu anda yazılım yapıyoruz. İşte mobil uygulamalar geliştiriyoruz, mobil cihazlar üzerine. Burada bu yazılımların bir kısmı yüksek seviye yazılımlar. Yani işte oyunlar işte ya da başka üzerinde çalışan herhangi bir uygulama. Ama bunun dışında bir de donanıma yakın yazılımlar var. İşte bu mesela Android kullanıyorsanız Android işletim sistemi ya da iOS kullanıyorsanız iOS işletim sistemi. Bunlar da bir yazılım ve bunları da geliştiren birileri var. Yani bunlar da donanım alttaki donanımı bilerek geliştirilmesi gerekiyor. Sistem yazılımı deniyor bunlara ve bunların da yine bilgisayar mühendislerinin geliştirilmesi gerekiyor. Çünkü donanımı bilmeden yazılım geliştirmek ya da yazılım bilmeden donanım geliştirmek ikisi de mümkün değil. Ben kendimden örnek vereyim. Mesela ben bilgisayar işlemcileri üzerine çalışıyorum, araştırma yapıyorum demiştim. Benim araştırmalarımda doğrudan bir işlemci hemen işte transistörleri falan hepsini dökelim ve işlemci olarak bunu verelim diye bir şey yok. İlk önce simülasyon yapmamız gerekiyor. Yani gerçekten bu işlemci çalışacak mı? Değişik uygulamalarda enerji tasarrufu verecek mi ya da performans artışı sergileyecek mi? Bunun için gerçekten bayağı kod yazıyoruz. Yazılım gerektiriyor. Ya da dediğim gibi bir yazılım içinde kesinlikle donanım gerektiriyor. Alttaki yazılım donanımı bilmeden üzerine yazılım geliştirmek mümkün olmuyor. O yüzden de soruna gelecek olursak yazılım geliştirilebilir. Ama bilgisayar mühendisliğinin çıkardığı bir ürün gibi bir yazılım ürünü asla olmayacaktır. Yani orada da zaten bilgisayar mühendisinin bir şekilde devreye girmesi gerekiyor. Anladım. Temel bir seviyeye kadar gelebilir demek istiyoruz yani. Evet, evet. Aynen öyle. Yani bahsettiğim üzere yani bazı şeyler teorisini bilinmeden hiç girilmemesi gereken şeyler bile. Ve mesela şirkette bir işte patronunuz geldi size şu uygulamayı yazalım dedi. Ama belki teorisini bildiğiniz için bilgisayar mühendisliğinde böyle bir yazılım, böyle bir bilgisayar üzerinde böyle bir şeyin çalışması mümkün değildir diyebilirsiniz bilgisayar mühendisliği mezunu birisi. Ama diğer taraftan bunu yazmaya çalışırsınız ve yazılamayacağını belki 5 sene, belki 10 sene sonra görebilirsiniz. Ayşim Ulaş bir sorusu var sanırım. Buyurun. Merhabalar. Ben şeye soracaktım. Bilgisayar dili olarak hiçbir altyapıya sahip olmayan birisi bu bölümü seçtiğinde zorluk yaşar mı? Onun yaşamamasını zaten uğraşıyoruz. Şu ana kadar hatırlıyorum ilk 2000'li yıllarda hiç mouse fare tutmamış öğrencimiz vardı, öyle gelmişti. Yani şu anda da çok iyi yerlerde. Burada bizim aslında bu bölümdeki hedeflerimizden bir tanesi o. Yani buraya işte şu bir dilleri bilmeniz gerekiyor, işte algoritmik süreçleri bilmeniz gerekiyor diye bir şart koşmuyoruz. Herkes, yani ilgi duyan herkes, özellikle gerçek hayatta işte problem çözmeyi, problem modellemeyi ve çözmeyi seven herkes bu tercihi yapabilir ve bunu öğrenebilir. Tamamdır. Çok teşekkürler. Rica ederim. Evet, başka sorumuz var mı hocam? Bir daha sorabilir miyim? Peki mesela bilgisayar mühendisliğinin yanında yan dal olarak ne yapabiliriz? Önerileriniz nedir? Yan dal çok fazla seçenek var. Çift ana dal neredeyse bütün mühendislik bölümlerini söylemiştim. Yan dalda biraz daha fazla seçenek de var. Fen Edebiyat Fakültesinden işte değişik bölümlerden yan dal yapanlar da oluyor. İşte matematik, fizik ya da ki başka şu anda tam listeyi bilemiyorum. Onu web sayfamızdan inceleyebilirsiniz.
Ama şu da bir gerçek, biz bütün bölümlerle anlaşmaya çalışmıyoruz. Daha çok böyle isteğe bağlı anlaşmalar yapıyoruz. O yüzden bir öğrenci gelip de işte ben psikoloji ile bir yan dal yapmak istiyorum derse ve böyle bir anlaşmamız yoksa onu hazırlayabiliriz. Yani orada çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum hiç. Tamamdır, teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum başta Gürhan Hocam'a katıldığınız için. Bu güzel bilgileri paylaştığınız için adaylarımızla. Katılımcı arkadaşlara da başarılar diliyorum. Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun hocam. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yani bu pandemi ortamında özellikle nasıl bir sınav olacak hiç bilmiyorum. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Her şey gönüllerince olsun. Yani bilgisayar mühendisliği okumak istiyorsanız gerçekten bilgisayar mühendisi okuyabileceğiniz çok fazla seçenek var. Çok değişik üniversitelerde. Ama tercihlerinizi biraz da dikkatlice yapmanızı tavsiye ediyorum. İşte en önemli şeylerden bir tanesi akademik personel. Her üniversitenin, her bilgisayar mühendisliği bölümünün bir web sayfası var. Onu da iyice inceleyerek işte bu akademisyenlerin, öğretim üyelerinin gerçekten bilgisayar mühendisliği diplomasına sahip olup olmadığını incelemeleri ya da yaptıkları araştırmaların ne kadar kapsamlı olduğunu, hangi alanlarda olduğunu da inceleyerek araştırma laboratuvarlarına kadar detaylı bir incelemede bulunmalarını tavsiye ediyorum. Bu şekilde daha doğru tercih yapacaklarını düşünüyorum. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyorum.